usulü erişte yapacağız. Eriştemizi yaptıktan sonra kızartmalara başlayacağız. Tabii ki öyle yaparız. Evet. Daha güzel olur. Efendim, Ege usulü erişte için neler kullanıyoruz? Bir paket eriştemiz var. 3 yemek kaşığı margarinimiz var. 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 1 adet sivri biber, 50 gram kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiberimiz var. Yarım çay bardağı kadar da ceviz içi kullanıyoruz Ege usulü erişte için. Farklı olacak şimdi değil mi Ayşegül Hanım? Yani Marmara, Doğu, Karadeniz, Akdeniz, yani bilemiyorum, sana yok, küsebilir. Yok artık kesinlikle öyle bir şey yok, küsmesinler bana. Bundan sana. Sonra bundan sana. Sonra şey yapacağız, sevgili izleyicilerimize her gün birbirinden inşallah farklı farklı yemekler yöreler. Yapacağız. Yöreler. Farklı yöreler olacak, tamam. Farklı yemekler olacak, daha güzel yemekler. Tamam. Sizlerle beraber yani Ege olacak, Karadeniz olacak, ondan sonra Doğu'ya gideceğiz. Ötlerim. O zaman Güneydoğu yapalım Ege'den sonra. Tabii ki Güneydoğu yapacağız. Yemekleri. Güneydoğu Anadolu aslında yapalım. Ben karışık her yöreden her gün farklı farklı karışık şey yemekler gerçekten. Yapacağız. Değişik olacak. Bu zaten bugünkü iki tane yemeğimiz de istek üzereydi sevgili izleyicilerimiz. Biz biliyorsunuz Facebook üzerine veya da internet üzerine veya da buraya attığınız mailleri tabii. Biz onları inceliyoruz. Sürekli hepsini takip ediyoruz. Oradaki bize ilettiğiniz isteklerinizi hepsini yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kesinlikle yani biz onları kontrol ediyoruz, takip ediyoruz. Öyle bir şeyiniz olmasın. Herhangi bir isteğiniz de varsa orada zaten tekrar Facebook üzerine de bize yazabilirsiniz. Peki ben de yani yazacak mıyım usta? Artık sende isteğin varsa yazacaksın. Tamam. Şimdi komple mutfaktv5.com.tr adresinden mail mi atacağım? Tabii oraya mail kendim atacağım, kendim okuyacağım. Da, peki sana kim iletecek? Ben de Şef Abdullah Usta'ya mail atacaksın Facebook'a. Hatta öyle yapacaksın. Artık yapacağız bir şeyler. Ne yapalım? Şeyler yapın artık. Tamam, yaparız artık bir şeyler. Yoksa bir isteğiniz mi var Ayşegül Hanım? Gerçi sizin dediğiniz istekleri yaptık. Var mı yok, farklı yok, bir şey? Yok. Hepsi çok güzel gerçekten. Ben artık istemiyorum. İzleyenlerim gibi oldum, istemiyorum artık. Evet. Evet, inşallah aklıma gelirse isterim. Tabii sağ ki. Sağ olun, yapıyorsunuz gerçekten. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkür şimdi ederim. Ege usulü eriştemizi komple mutfak usulü güzel robotumuzda yapacağız. Gerçekten yine harika olacak. Şöyle ustamız sizlere bakın bir anlatsın, ne marifetleri var, ne kadar yetenekli bir robot. Aslında hiçbir şey anlatmazsak da sevgili izleyicilerimizde Ayşegül Hanım, robotumuzun sadece elektrikli ve tüplü zaten. Olması bizim için çok büyük bir avantaj. Yani hiç diğer güzel yanlarını anlatmasa bile ya şöyle bir icat bile... yapsan usta, yani şu elektrik ve tüp parasını da sen ödesen. Tamam, ne kadar ödüm. Mutlu oluruz. Evet, yine espri. Soğuk bir esmiydi. Zaten havalar da soğuktu. Yok olsun, ama gerçekten öderiz. Öyle ya. Faturayı gönder, yatırız Ayşegül Hanım. Vallahi göndereceğim. Kaç zaten gündür, bir saat. Bak, kaç gündür bahsediyorum. Ayşegül. Yüreğime oturdu şu faturalar. Yüreğime oturdu. Kaç gündür ama bahsediyorum. Ama çok fazla yakmıyor Ayşegül Hanım. Yani bu sizin yüreğinizde oturmaz. Çünkü bir saatte 1 milyon sadece yakıyor. Ya o zaman yani yakıyor. Harika bir şey bu ya. Yani, tamam. Bununla ısınabilirsin de. Sen ısınırım. Çay da içerim. Yemek evet. De yaparım. Harika. Her bu şey benim işimi görür. Harika. Hemen şöyle ısındı, görüyorsun değil mi Ayşegül Hanım? Evet, tutamıyorum. Isın, elimi şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yapacağız? Biliyorsunuz zaten robotumuzu anlatmaya gerek yok. Burada hepsi, bütün yemeklerimizi biz robotumuzun üzerine yapıyoruz. Ve siz de bunları en ufak detayına kadar hepsini görüyorsunuz. Uygulamalı bir şekilde yaptığımız için çok fazla bir şey de anlatmaya gerek yok. Çok kullanışlı ve çok pratik ve çok hızlı pişirme sağlıyor. Ne isterseniz hepsini yapabilirsiniz. Hem elektrikli hem tüplü olması bizim için çok büyük bir avantajdır. Elektrik olmasa tüp kullanacağız, tüp olmasa elektrik kullanacağız. Kesinlikle yüreğinize inmeyecek Ayşegül Hanım. Hiç olmasa sizi... mutfağa gelin, burada yemek yiyin. Evet. Bir saat yandığı zaman sadece 1 lira bir yakıtı yakıyor. Fazla da bir şey yok. Tamam. Fazlasını yakar, sana göndereceğim. Tamam. Fazlasını yaktığı anda sen bana gönder tamam, Ayşegül Hanım. Zaman. Şöyle robotumuzu sevgilicilerimiz hemen altını açtık. Güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Şöyle yağımızı içine ilave yapalım. Hadi yapalım. Ondan yapalım. Sonra bir alım diyelim. Diyelim. Tabii. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Selamun aleyküm. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Ali Rıza Bey. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi evlerimize hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ne mutlu bizlere evlerinize davet ediyorsunuz. Her gün bizleri. Zaten ben kendim kanser hastasıyım. Şura bura 3 aydır hep sizi izliyorum. Evet. Hastalık zor işte tabii ki. İşte ben böyle şeye dayanamışım. Ben bunu bir hafta üzerimde atamıyorum. Ben aman öyle, elinizi kesmeyin usta. Ben de öyle bir huyum var Ayşegül. Evet, gerçekten öyle. İnsan etkileniyor ister istemez. Evet. Biliyorsun 2 gün önce bahsetmiştik. Hastalıklar çoğaldı. O kadar çok oldu ki artık küçük, büyük, yaşlı demiyor. Demiyor, evet. Herkes rahatsızlanıyor. Rabbim inşallah böyle korusun diyoruz. Ama tabii biz de dikkat etmiyoruz kendimize. Bu da bir gerçek. Bu da bir gerçek maalesef.
yediğimizde içtiğimizde hani biz burada bazı şeyleri anlatıyoruz. Belki sevgili izleyicilerimiz bizi yadırgayan da belki olabilir işlerinde. Ama zannetmiyoruz çünkü biz burada herhangi kötü bir şey anlatmıyoruz. Kesinlikle. Onları bulamayacak bir şey anlatmıyoruz. Ama hayatımızda sağlıklı şeyleri tüketelim. Tabii çünkü, kaliteli bir yaşam sürelim. Evet, kaliteli bir yaşam sürmek için yediğimize, içtiğimize çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Ne yediğimizi bilmemiz lazım. Onun için bir şey aldığımız zaman özellikle onun tarihine bakalım. Kapsa, ondan sonra veyahut da konservese, konserve şişik mi, ondan sonra tarihe mi geçmiş veyahut da bozulmuş mu? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Hazır da tüketmemeye dikkat edelim. Evet, hazır da tüketmemeye dikkat etmemiz lazım. Ama bol bol sebze tüketmemiz lazım sevgili izleyicilerimiz. Tabii. Onun için gerçi böyle şeyler çok üzücü şeyler. Biz de duyduğumuz zaman inan ki biz de... Üzülüyoruz haliyle. Ben kendi şahsen bir hafta kendime gelemem. Böyle bir şey duyduğum anda... Evet. Allah-u Teala şifa versin diyorum. Amin, evet. amin. Bütün hastalara inşallah Rabbim şifa versin. Amin. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz bize yemeğimizi şöyle bir anlatalım neler yaptığımızı. Önce robotumuzu altına açtık. Ondan sonra soğanlarımızı içine ilave yaptık. Şimdi soğanlarımız pembeleşene kadar kavuracağız. Soğanlarımız kavrulurken ne yapacağız? İçine eriştemizi, bir paket eriştemizi ilave edeceğiz. Ve eriştemizi de içine ilave ettikten sonra 2 adet biberimizi, 1 adet domatesimizi içine ilave yapacağız. Ve tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Onu güzelce bir şekilde kavurduktan sonra içine tuz, karabiber, dileyen pul biberi ve kekik de atabilir. Çünkü erişteyi ben yaptığım zaman mutlaka kekik kullanıyorum sevgili izleyiciler. Kekik hem farklı bir tat veriyor hem farklı bir lezzet veriyor. Çok da güzel bir tadı oluyor. Onun için siz de kullanın diyorum. Ondan sonra baharatlarımıza verdikten sonra hemen ne yapacağız? Cevizlerimizi güzelce bir şekilde içine ilave yapacağız. Cevizleri de içine ilave ettikten sonra kaşar peyniri, ondan sonra rendeleyeceğiz. Suyunu verdikten sonra sevgili izleyicilerimiz biraz hafiften suyunu çeksin. Ondan sonra kaşar peynirini üzerine rendeleyeceğiz ve kapağını kapatacağız. O kendi buharıyla güzelce bir şekilde o kaşar peynirler eriyecek ve içine geçecek. Ondan sonra eriştemiz hazırlanmış olacak ve hemen servise alabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Evet, harika. Şu an soğanlarımız kavrulmaya başladı usta. Tamam, evet. Hemen... Şöyle size eriştemizi verelim. Şimdi eriştede sevgili izleyicilerimiz şöyle biliyorsunuz biz irmik dedik. Ondan sonra bulgur dedik. Şimdi bu ikisinde biliyorsunuz kullandığımız zaman 1'e 2'dir. Yani 1 kilo yapıyorsak ona 2 kilo su vermemiz lazım. Eriştemiz de aynı öyledir. Eriştemizde eğer şu kabla dolusu bir kap dolusu yaptıysanız bunun dolusu 2 tane su vermemiz lazım. Şimdi o da çok fazla hem yağ çok fazla seviyor hem de suyu çok fazla aldığı için bunu ya uygularsanız çok güzel bir erişte hazırlamış olacaksınız. Bu arada erişteyi sürekli karıştırmamız gerekiyor. Tabii erişte çünkü altta kalan erişteler sürekli yandığı için onu sürekli alt üst etmemiz gerekiyor Ayşegül Hanım. Şimdi siz onu yavaş yavaş hazırlarken ben de şöyle domateslerimizi doğrayayım. Çok fazla domates değil, sadece bir tane domates kullanacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten usta Ali Rıza Bey'e tekrar geçmiş olsun. Ben de çok etkilendim evet. Hakikaten. O sadece bir örnek tabii ki. Ali Rıza Bey gibi birçok hasta olan var. Ve Ali Rıza Bey'in yaşından daha da böyle gençlerimiz, çocuklarımız bile şu an maalesef çoğu çocuk, çoğu bebek bile hasta doğuyor. Özellikle kanser artık öyle bir hal aldı ki sanki böyle grip hastalığı gibi her şeyi normal karşılıyoruz artık. İnanın bazen böyle hani diyoruz ya içerliyoruz, üzülüyoruz, bize işliyor, işte unutamıyoruz ama yine eskisi kadar da duyarlı olamıyoruz. Neden? Evet. Yaşadıklarımızdan, hayatın getirdiklerinden, telaşlardan, işte endişelerden, farklı farklı insan hayatında olan şeylerden. Ama şu var her zaman diyoruz ya, şimdi eskiler o kadar böyle sağlıklı beslenirlerdi ki hani derler ya tabiri caizse taş yeseler midelerine oturmazdı. O derece çünkü neden? Soludukları hava temizdi. Evet, yedikleri, yedikleri sağlıklıydı. Sağlıklıydı, doğaldı. Ondan evet. Sonra herhangi bir katkı maddesi yoktu. Hepsi organikti. Organik diyoruz ya, doğaldı en azından. Ama şimdi maalesef öyle değil. Bakıyorsunuz bebekler daha anne karnındayken işte ultrasona giriyor, bir takım testler yapılıyor. Bebeğin işte yok kemik açıklığı var, omurgası yamuk, yok işte bilmem bir parmağı fazla. Ki ben bunu yeğenimde yaşadım biliyor musunuz? Yeğenim doğdu. Evet. Allah bağışlasın sağlıklı şimdi inşallah her zaman da sağlıklı olur. Bir baktık ellerinde şöyle 6 parmaklı doğdu düşünebiliyor musunuz? Ama tek parmak böyle ince ipe asılı gibi duruyor. Şimdi araştırıyorsun diyorlar ki işte annenin yediğinden içtiğinden oluyor bu. Anne ne yesin ne içsin yani ne yesin ne içsin.
sonuçta elimizde imkanlar neyse o şekilde biz ne yapıyoruz? Tabii başka bir temin şey yok, imkan yani, yok Ayşegül Hanım biliyorsun. İmkan yok. Doğalı bulmak için dosta şimdi ne yapıyoruz? Giriyoruz internetten, işte telefonlardan, şuradan buradan bir sürü paraya temin etmeye çalışıyoruz. Doğal yemeği parayla alıyoruz ya, böyle bir şey var mı? Organik bir ürün alıyorsunuz, domatesin kilosu 3 liraysa organiğin kilosu 20 lira. Eskiden bir de şöyle bir şey yani vardı Ayşegül Hanım biliyorsun. Bir insan 60 yaşında veya da 70 yaşında vefat ettiği zaman ne diyor? Aa gençti daha. Ama evet, şimdiki şeye bakıyorsun, gençlere bakıyorsun. Yaş birisi 50 yaşında. Tabii 50-60 yaşında ve ya diyor ki ya diyor adam diyor tamam diyor yaşlı diyor. Yaşı evet bitmiş diyor. Yani yaşlı hani hakikaten bakıyorum. Bazı şeyler biz gözümüzde çok şey yapıyoruz. O da ne yapacağız? Hakikaten yediğimize, içtiğimize özellikle sizden ricam. Onlara çok dikkat edelim sevgili izleyicilerimiz. Çok önemli. Bunlar çok önemli gerçekten. Böyle sık sık da konuşmakta fayda var. Hani ne kadar anarsak, ne kadar dile getirirsek ben inanıyorum ki o kadar çok faydalı olacaktır. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen ne yaptık? Önce soğanımızı pembeleşene kadar kavurduk. Soğanımızı kavurduktan sonra bir paket eriştemizi içine ilave yaptık. Ve eriştemizi de biraz kavurduktan sonra hemen biberlerimizi ufak ufak doğradık. Onu da içine ilave yapıyoruz. Bir adet soğanımızı, domatesimizi de şu anda doğradık. O da hazır bir şekilde. Ben de şöyle hemen tuzunu ayarlayayım sevgili izleyicilerimiz. Evet, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu, az bir şey karabiberimizi. Karabiber de biliyorsun midede yanma ve ekşime yaptığı için çok fazla kullanmayalım. Çok hafif bir tat versin diye kullanabilirsiniz. Ve ondan sonra şöyle pul biberimizi, bunu siz isterseniz atabilirsiniz veya atmayabilirsiniz. O sizin isteğinizde kalmış bir şey sevgili izleyicilerimiz. Kekik de aynı o şekilde. Biz kekik yazmadık sevgili izleyicilerimiz. Ama siz isterseniz kekik de kullanabilirsiniz. Kekik bütün erişte türlerine hem çok yakışıyor hem de farklı bir tat lezzet veriyor. Şöyle biraz da eriştemize hafiften biraz da kekiğimizi ilave yapalım. Ondan sonra Ayşegül Hanım şöyle bir karıştırsın. Suyumuz da hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Şimdi eriştemiz de yavaş yavaş kavruldu. Ayşegül Hanım yavaş yavaş karıştırırken ben de şöyle hemen kaşar peynirimizi bir rendeleyelim sevgili izleyicilerimiz. O da bir hazır olsun. Ondan sonra şöyle. Ay bunu karıştırmak için bile güç kuvvet gerekiyor. Resmen kollarım yoruldu ya. İşte bakın böyleyiz yani. Hani diyoruz ya merdiven çıkarken yoruluyorum. Zaten merdiveni unuttuk maşallah, bilmiyoruz. Binalarda merdiven var mı yok mu? O hale geldik artık. Yani yemek karıştırmaktan bile aciziz. Gerçekten hemen yoruluyoruz. İşte bu neden? Sakin bir hayat yaşamaktan, hareket etmemekten, aktif olmamaktan, yürümemekten sürekli bundan kaynaklanıyor. Yiyoruz, içiyoruz, bir yorgunluk çöküyor üzerimize, kafayı vurup yatıyoruz. Bunu araştırmak lazım tabii ki. Hiçbir şey ihmal etmeyin lütfen. Sağlığınıza dikkat edin, yediklerinize dikkat edin diyoruz. Tekrar tekrar. Evet. Şöyle kaşar peynirini de biz hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Kaşar peynirimizi de hazırladıktan sonra ben şimdi ne yapayım? Şöyle bolca ceviz. Cevizimizi evet, içine ilave ediyoruz. Oo. Ceviz de biliyorsunuz çok yararlıdır. Sevgili mutlaka fazla fazla cevizi kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Eğer fazla siz tüketmeseniz bile yemeklerinizin içine 1-2 yemek kaşığı kadar atarsanız hem uygun olacak hem de farklı bir tat ve lezzet. Bak, bir de sağlığınız için çok güzel olacak. Fatih cevizi ayıklayıp yiyecekti gördün mü? O kadar Fatih, seviyorum. Al canım. Güzel kardeşim. Senin evet, tek istediğin ceviz olsun. Afiyet bol, olsun, evet, afiyet olsun. Bol şeker olsun. Gerçekten özellikle söyleyelim Mustafa, şimdi sen ceviz demişken hatırlatalım. Özellikle beyin gelişimine fayda sağlıyor. Evet. Çocuklarımızı edinmekte fayda var tabii ki. Yine bakın kuru yemiş. Şimdi kuru yemiş baktığınız zaman yine vücut direnci, kemik gelişimi için faydalı olan bir şeydir. Lütfen yiyelim. Hatta biz ne yapıyoruz? Sabahları. Ben bunu öneriyorum. Sabahları evet, daha böyle kuvvetli ve güçlü başlamak için güne şöyle bir avuç kahvaltınızın kahvaltı sofranıza koyun. Bunu kahvaltıyla beraber yiyin. Tabii çok bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı kadar kesinlikle yeterli olacaktır. Şimdi bedenimiz yoruluyor ya. Evet. Zihnimiz de yorulmasın. Hafıza kaybına da iyi geliyor ceviz. Bunu da hatırlatalım. Evet. Şöyle sevgili bir adet de domatesimizi doğradık. Onu da içine ilave yapıyoruz. Ege usulü eriştemizi görüyorsunuz. Bol ceviz kullandık ve ondan sonra domatesimizi, biberimizi içine ilave ettik ve kaşar peynirimiz de şu anda hazır. Şöyle Ayşegül Hanım 2 dakikada karıştırsın sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra hemen sıcak suyumuz hazır. Sıcak suyumuzu vereceğiz şu anda. Evet çok güzel oldu. Çok evet, güzel görünüyor. Çok da güzel kokuyor. Evet. Onu yaptıktan sonra da ne yapacağız usta? Kalın budu köfteyi
Evet, hemen kızartmaya başlayacağız. Şöyle yağımızı koyduk. Yavaş yavaş yağımız ısınsın. Ondan sonra sevgilim biraz sonra sizlerle beraber güzel bir kadın budu köfte hazırlayacağız. Bugün tavuklu yaptık. Farklı bir şekilde hazırladık. O da özel istek üzerineydi. Onu hazırladık ve en sonunda güzel bir tatlımız var. Güzel bir tatlı yapacağız. Bugün kameraman kardeşlerimiz bizden mısır istediler. Ayşegül Hanım programın sonuna doğru bize mısır hazırlayacak. Yine mi mısır istiyorlar? Evet, mısır istiyorlar. Bak şimdi bu artık robotta patlattık ya. Biz bunlar her gün isteyecekler usta. Her gün evet, artık alışkanlık oldu onlarda değil mi? Yani. Bilmiyorum. Olsun, bak. Kırma kardeşlerimizi. Yok, kırmam Hanım. Ben. Kırmam canım. Niye onları kırayım? Kırma. Yani sirke, mısırları mısır. Kır. Ondan sonra bütün bunlarla iletişime geçeceğiz. Bak hep tüketiyoruz bunları. Hep tüketiyoruz. Hayır, korkuyorum. Şöyle. Mısır da pahalanacak diye usta. Evet. Sizin yani, el attığınız hepsi pahalanıyor Ayşegül Hanım. Ay sormayın ya. Ben nasıl başbakan olacağım bu ülkeye? El attığım her şeye zam geliyor. Evet, şöyle ne yapalım? Eriştemizin de suyunu verelim isterseniz. Çok evet, güzel şöyle. Kaldırdı. Hemen sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi kaynar suyumuzu da veriyoruz. Ve ondan sonra şöyle hafiften bir karıştıralım. Ondan sonra Ayşegül Hanım'la beraber şimdi kanın bunu köfte yapımına geçeceğiz. Şöyle. Biz göz kararı verdik sevgili izleyicilerimiz suyunu, ama siz bunu ne yapacaksınız? 1'e 2 verdiğiniz ölçü neyse onunla beraber 2 tane su verirseniz yeterli olacak. Şöyle suyumuzu verdik. Ve şöyle kapağını alalım Ayşegül Hanım. Tamam. Şu kenarlarda topla hafiften yağını şöyle çekiyoruz. Hemen suyunu çekecek. 5 dakikada eriştemiz hazır. Biliyorsunuz evet, robotumuz çok elinize çabuk sağlık. Pişiriyor. Rica ederim efendim. Ondan sonra tekrar robotumuzla ikinci yemeğimiz pişiyor şu anda. Eriştemiz hazırlandı. Şöyle kameramız yakında bir alsın sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen cevizleri içine ilave etmiştik. Ondan sonra biberlerimizi, domateslerimizi. Şimdi de şöyle bolca kaşar peynirimizi. Ege usulü eriştemiz için şöyle kaşar peynirlerimizi de hemen sıcakken şöyle üzerine ilave edelim. Tekrardan kapağını bir kapatalım. 5 dakika daha dinlensin. Ondan sonra hemen yemeğimiz hazırlanmış olacak sevgilicilerimiz. Bu arada eriştemiz de çıktı. Peynirler çok güzel erimiş. Evet, şöyle kameramız yakında bir eriştemizi gösterseniz. Ege usulü eriştemiz de pişti. Sevgilicilerimiz onu kenara aldık. Şöyle kameramız size göstersin. Ne kadar güzel bir şekilde pişirdiğini şöyle görüyorsunuz. Robotumuz da harika bir şekilde pişti hemen. Onu kenara aldık şöyle. Evet usta, ellerine sağlık. Çok güzel oldu gerçekten. Sizin hepsi birbirinden sağlık ayrı oldu. Rica ederim efendim. Katkım olduysa ne mutlu bizlere. Sevgili izleyenlerimiz, evet bizleri izlemeye, izlemeye devam edin diyorum tabii ki. Bu güzel yemekleri de afiyetle, sağlıkla, sıhhatle yiyin diyorum. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.